çal gel ömrümü umara. Bazı sabah adı sabah olmadan gönlüm belalım sevdalım yürü yürü. Anan hayır duymadan gönlüm belalım sevdalım yürü yürü. Evinize vardım muhabbete daldım, evinize vardım muhabbete daldım. Yar aşkına yandım seni benim sandım. Yar aşkına yandım seni benim sandım. Emre Dayıoğlu ile Müzikli Sohbetler programının bu bölümünde Kırşehir Çiçekdağ ilçesinin Hacı Duraklı köyündeyiz. Yanımda çok kıymetli 3 tane kardeşim var. Namı değer 3 Alp. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizleri sormalı. Teşekkür ederim. İsterseniz sizi önce tanıyalım. Tabii sırayla kendimizden bahsedelim o zaman. İsmim Ahmet, soyadım Alp. 1996 Çiçekdağ doğumluyum. Duran Alp, 92 Çiçekdağ doğumluyum. 1999 Seyit Alp. Kesinlikle koruyacağım. Keseriz. Ya asıl buralar güzel oluyor biliyor musun? Dur baştan kesmeyiz de baştan o zaman alalım. Baştan alalım. Baştan alalım. He baştan alalım. Sen de kısa kesme biraz hemen. Nereye ben kısa üniversiteyi neyi anlatsın? Üniversiteyi neyi anlatsın mı? Onları sonra sorsam olmaz mı? Ya adam azıcık kendimiz özetleyelim. Aynen önce isim. O zaman ben siliyorum bunu. Sil be lan dur. Herhalde bunu önemli. Bunu herhalde paylaşacağız. Paylaşacağım ben sileyelim hocam. Kapatmayın durun. Kamera arkası diye bir şey var değil mi? Aynen kamera bizde ön arkası yok sevgili müzisyenler. Valla. Evet seni tanıyoruz. Seyit Alp 1999 doğumluyum. Üç Alp nasıl ortaya çıktı? Üç Alp şu an bulunduğumuz bu köyde biz çocukken şu arkada bir yıkık damımız vardı. Ahmet eline süpürgeyi alırdı. Sait bidonu boynuna bağlar, davulu alırdı. İşte ben de elime böyle mikrofondan bir şeyler alırdım. Neşet Usta'nın. Babam bize neyi dinlettiyse, kimi dinlettiyse, şurada da kasetleri de mevcut zaten. Onların türkülerini söyler. Çok çocukken yani. Söyleyerek başladı ama tabii bu yola girme anlamında değil. Her nasıl güzel bir dinleyici bu bölgede yaşayıp da Orta Anadolu'da yaşayıp da
bu büyük üstadları dinlemeyen yoktur. İyi bir dinleyici olarak başladık. Sonra Ahmet'in 2011 yılında Güzel Sanatlar Lisesi, Kırşehir Güzel Sanatlar Lisesi başlangıcıyla ilk atılımı Ahmet tabii daha evvelden de alaylı olarak bu işin sazı çalıyordu, söylüyordu ama liseye başlayınca biraz daha iş bir basamak artmış oldu. Sait daha küçüktü o zaman. Ben de aynı Ahmet'le aynı dönemde İstanbul'da bir kütüphanecilik üzerine bir üniversitede eğitim alanıma başlamıştım. Neyse 3 yıl 4 yıl Ahmet orada eğitimini aldı. Sonra 1 yıl sonra Sakarya Üniversitesi'ni kazandı. 2016 yılına kadar Ahmet tek başına bu işi müzik sazı çalıp söylüyordu. O sıra Said'i de aşılıyordu. Ben tatilde geldikçe Ahmet'in yanına işte Ahmet çalardı, ben söylerdim, Said söylerdi, Said çalardı. Öyle öyle 2016 yılında dedik ki ya biz bu işi çocukluktan beri zaten yapıyoruz. Bir üç kardeş niye bu işi birlikte yapmayalım ondan dedik. Önce de şey vardı abi. ben gidip geliyordum, üniversiteyi kazandım. Abim İstanbul'daydım, Miraniye'de oturuyordum. Evet. Abim yazıp çiziyordu. Beste 2015 falan, yılları. Yani. Beste falan yapıyordu, türkü falan, söz vesaire. Oradan işte ben düzenliyordum. Abim biraz makam şey yapıyordu. Ben düzenliyordum parçaları. Belirli bir bütün haline getiriyordu falan derken. Sonradan abim çalıştığı yerden de memnun değildi. Biraz taklit amaçlı gidiyordu oraya da. Hani derler ya, ruhum evde de ceketim gidip geliyor. Öyleydim. İşte 2015 yılında üniversiteyi bitirip hemen akabinde orada işe başladım. 2017 yılına kadar. O süre zarfında orada çektiğim sıkıntılar vesilesiyle işte biraz da Allah'ın vermiş olduğu işte sanatsal ruh mu denir işte neyse. Onun vermiş olduğu etkiyle de ufak çaplı kendi çapımıza bir şeyler yazıp çiziyorduk. Ahmet de düzenliyordu o sıra. Şey oldu bir gün abim Neşet Usta'dan neydi, Karlı Dağlar mıydı? Hmm. Karlı Dağlar'ı çalıp söylüyordu. Bir vesileyle Yozgat Sürmelisi. Yozgat Sürmelisi pardon, Neşet Usta'nın o ayrı. Amatör çalıp söylüyordum işte. Öyle. Facebook'a paylaşmış bunu abi. Evet. İhsan Menteş Hoca var bilirsin. O görmüş işte. Bizi İstanbul'a çağırdı abimi. ST Yapım diye bir stüdyoya. İşte orada çaldık söyledik. Zaten kendisi de Orta Anadolu aşığı bir insan. Buradan çok selam söylüyoruz ona, saygılar. Dedi ki ya ben dedi sana albüm yapacağım Duran dedi. Ben hiç müzik üzerine düşünmüyordum o sıra. Babamın, ailemin çizmiş olduğu bir memuriyet yolu vardı. Oradan ilerliyordum. Dedi ki ben albüm yapacağım sana dedi. Bu ses, bu soluğu dedi bir Türkiye dinlesin dedi. Ben de hay hay abi dedim. Onun vesilesiyle ilk adımı aslında bizim 3 Alp olmamızdan bir önceki adımı İhsan Menteş Hoca attı. O buradan da çok saygılar, hürmetler ederiz. Hala da konuşuruz kendisiyle. Daha sonra bu albüm biteceği, albüm çalışmaları devam ederken biteceği sıra, o sıra Duran Alp ve orkestrası vardı. Ya öyle şey mi olur dedik. Biz dedik üç kardeşiz. Nasıl Duran Alp ve orkestrası oluyor? Düşündük bir güzel bir isim koyalım. Alp kardeşler diyorlardı bize buralarda. Üç Alp dedik. Soy ismimiz Alp olduğundan mütevellit. Üç Alp olalım dedik. Öylelikle de doğada, dağda, bayırda, nere olursa, elverişli olan nere olursa orada türkü yapıp, türkü söylemeye çalışıyoruz. Thank you.
gelin saç bağım, üştü gelin dilaylay, aldan bilmez dilaylay, söz anlamaz ne çare. Lay lay, söz anlamaz ne çare. Dilay 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 lay, haldan bilmez dilay lay, söz anlamaz ne çare. Gerçekten 3 tane kardeşin müzikle kolektif olarak ilgilenmesi çok güzel bir şey. Ben her gün sizleri dinliyorum kayıtlarınızı ve görsel anlamda da dağda bayırda çayırda çekip bunları teknolojiye de uydurarak işte ses kayıt mix mastering yaparak herhalde görev dağılımında yapıyorsunuz. Tabii ki. Her birimiz bir işle iştigaliz. Maşallah diyelim. Yani 3 kardeş üçünüz de müzisyensiniz ve bu işe emek vermişsiniz. Belli ki artık sizin yolunuz müzik. Evet, en küçük kardeş Seyit Alp. Senin kabak kemane serüvenin nasıl oldu? Az önce İhsan Hoca'dan bahsettiler. Aynen, ben girecektim araya zaten. Ben bir söyleyeyim. Ben de İhsan Mendeş Usta'ya buradan çok selamlar olsun bizi izlerse. Ben düşündüm ki şimdi, ya işte sizler saz çalıyorsunuz, bağlama çalıyorsunuz. Seyit de kabak kemane çalsın, İhsan Mendeş demiştir diye düşündüm. Böyle şöyle anlatayım. Şimdi
Bizim yöre itibariyle zaten yaygın olarak bağlama çalınıyor biliyorsun yani. Hı-hı. Hani bu müzik işine giren bir insan bağlama çalması olmaz gibi yani bizim yörede. Ben İhsan Hoca'yı dinliyordum. Böyle çok dinlerdim eskiden. Daha kemane hayalim yoktu yani. Müzikle iç içe değildim. Bu liseye başladım. Lise 1, işte 8. sınıfın sonu o civarlar. Başladım güzel bir dinleyici olarak. Dedim ben bu sazı çalmam lazım. Hani bu saz çok güzel bir ses olan ki İhsan Mendeş Hoca da zaten buradan ben de sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bayağı böyle ciğeri yanık zaten sen de biliyorsun abi. Bir melodi ortaya çıkartıyordu. Ben çok beğendim dedim bu sazı benim çalmam lazım ne yapacağım ne edeceğim. Danıştım işte abimle ne yaparız ne ederiz. Babama söyledim. Baba dedim benim müzikle hani bir şey olmam lazım dedim hani iç içe olmam lazım falan. Bizim dedi şöyle dediler aslında bir aileden bir tane yeter gibisinden bir şey konuştular. Bizim burada öyle. Şimdi örnek veriyorum bir aileden bir müzisyen çıktı. İşte bir memur çıksın bir de örnek veriyorum askeriyeden biri çıksın gibisinden. Dedim işte bir elden bir tane yeter o zaman temel hani küçüğüz falan çok da çekiniyoruz bir şey söylemeye aileye. Ondan dolayı öylelikle kapandı. Lise 2. sınıfın sonunda biraz önce konuşmuştuk seninle o konuyu. Bir müziğe bir başlangıcım oldu. İşte 3. sınıfın başına doğru sağ olsun Ahmet abimle görüştük. Babam söyledi işte ne yapabiliriz. Önce nefesliyle başladım ben bu müziğe. Sonrasında hep diyordum Ahmet abi ben kabak kemanı çalmak istiyorum. Ben kabak kemanı çalacağım işte falan. Allah razı olsun bir doğum günü hediyesi olarak bir gün evdeyim beni aradılar. Otobüsle göndermişler hani bir şey olmasın başına bir şey gelmesin kargoda diye. Git al dediler. Gittim bekliyorum Allah Allah neydir bu ne değildir soruyorum işte söylemiyorlar sürpriz olsun. Bir karton kutu geldi böyle bir şey. Açtım içinden kılıfla kabak kemane. Dedim Allah razı olsun bu ne falan. Neyi dedim ya inanamadım ne falan. Neyin nesi? Ondan sonra 3 seneyi geçti. Öyle evde kendi kendime başladık. Abim gel ne zaman gelecek diye hayal ederdim hep. Ben liseyi Çiçek Dağı'da okuyordum işte. O zamanlar Duran abim İstanbul'da, Ahmet abim de Sakarya'daydı. Ne zaman gelecekler işte eşlik edeceğim falan diye çabalarken, şey yaparken öyle uğraşa uğraşa yöremizin büyük üstadları Seyit Çevik Usta'yı, Erol Cöke Usta'yı dinleye dinleye işte bu şekilde serüven oldu abi. Ne güzel. Sen nerede okuyorsun? Ben Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeyim. Devlet Konservatuarı. Senin kabak kemanelerin 5 telli. Aynen abi. Normalde bizim yörede yani Burdur, Tekeöresi'nde 3 telliydi. 4. tel taktılar. Aynen. Ustalar diyor bunu. Siz bir de 5. tel takmışsınız. Bu bunun açıklaması? Şöyle abi, ben 4 telli çalıyordum. Kendim hala 4 telli çalıyorum zaten çoğu yerde. Şimdi bizim yörede oyun havalarında özellikle böyle bir kaydalama aslında kayda dediğimiz böyle bir oyun havasını hissettirme gibi bir şeyimiz olması. Çok az gösterebilir misin? Şöyle mesela bazı sabahdan örnek göstereyim. Şu şekilde mesela. Yani bu telin ihtiyacı var. Normalde şöyle oluyordu bura. Yani oluyordu. Oktav sıkıntısı oluyordu abi. Ben araştırdım, şey yaptım ne olabilir. Ama bizim ustaların akort sistemi farklı olduğundan kemanda 4 telli olsa da şu yine bu kararı kullanıyorlar. Yine pes seslerde şu karar ellerinde oluyor yani şu tel. Şimdi merak edenler için de söyleyeyim. Bu karar şu karar derken ilk dediğin... Üçüncü teli kemanda. Aynen. Ustalar genelde burası karar sesi olur. Kemanda dört telli olduğu için. Bura karar sesi olur. Buradan da kendi dediğim kaydalama o oyun havalarında özellikle. Sen dördüncüyü anladım. Dördüncüyü karar sesi alıyorsun. Dördüncü olduğu için beşinci teli ihtiyaç duyduğundan dolayı beş telli bir kemane almak istedim. Bu zaten farklı bir kemane. Kaydalatmayı beşinci telden yapmış. Kaydalatma beşten oluyor. Kayda da sevgili müzikli sohbetler izleyicileri. Kaideden geliyormuş. Kaide olmuş. Evet. Sanırım Arapça bir kelime. Farsça Arapça olabilir. Olabilir evet. Her neyse ben de çok seviyorum kayda kelimesini. Bizim orada da kullanılır. Aynen. Eser, parçalar. Postak denir. Kayda. Aynen. Evet. Albümünüz çıktı yeni. Evet. Daha taze, sıcak. Emanet isimli bir 7 türküden oluşan bir albüm çalışması yaptık. Hücum kayıt olarak. Burada yaptık köyde. İsmini Emanet koyduk. Çünkü türküler halkın bizlere emanet olan türkülerden oluşan bir albüm. Bazı
türküler özellikle mesela bizim yöremizde Aziziye ismiyle bilinen türkünün gölgesinde kalmış aynı makamda neredeyse bir Karalı Bayrak Kaldırdım adlı türkü vardı. O pek piyasada okunmamış, az okunmuştu. Onu dedik özellikle okuyalım. Onun gibi birkaç türküyü böyle günümüze inşallah armağan etmişizdir. Valla çok güzel. Ben albümü dinledim. Eyvallah. Dinliyorum zaman zaman. Dinlemek isteyenler de dijital platformlarda. Tabii ki. Tüm zaten dijital herkes sizi dinliyor. Var. Üç Alp olarak. Eyvallah. Bayağı halk müziğine damga da vurdunuz. Estağfurullah. Çünkü kendi geleneğinizin yansımasını doğal olarak yansıttınız ki hepimiz ihtiyaç duyuyoruz. Çok güzel yani. Yani ne desem az gelir. Üç tane kardeşin üçünün de müzikle bir şekilde ilgileniyor olması ve kolektif müzik ki biliyoruz ki ben yaptığım araştırmalarda ve sizlerin de muhakkak yaptığı araştırmalarda büyük sanatçılar, yani büyük sanatçılar derken hiçbirimizin iddiası yok ama halka mal olmuş sanatçıların hepsi bir kolektif müzik çalışmalarından geliyor işte. Kesinlikle. Örneğin Neşet Ertaş'ı ele alacak olursak usta önce Köçeklik'le başlıyor. Evet. Sonrasında çok büyük bir süreç var. Evet. Babasının ekibin yanında davul falan keman çalıyor. Sonra keman çalıyor. Aynen. Yani kolektif müziğin içinde pişerek, hı-hı, Neşet Ertaş gibi bir sanatçı ortaya çıkıyor. Kesinlikle. İşte, veya Arif Sağ veya Musa Eroğlu, halkın benimsediği büyük sanatçılar hep bir kolektif müzikten gelerek halka mal olduklarını ben düşünüyorum. Öyle. Bilmiyorum. Öyle. Ki sizlerin yani karındaş olduğunuz için, kardeş olduğunuz için kolay kolay bu yoldan dönme ihtimaliniz yok. Yok. Küsseniz de, tabii. Dövüşseniz de, bağırsanız da, çağırsanız da. Ya yeri müzik geliyor yani sözünüzü balla kestim. Yeri geliyor tabii ki insanız, aramızda böyle kavgalar, dövüşler oluyor. Hemen biri sazı aldığı an dakika kavga, dövüş bitiyor yani. Problemlerimizi hemen müzik çözüyor. Geldin gelinlik çağına,
asla. Emine, şunu sormak istiyorum. Duran Alp. Evet. Ekip sağlam ama sesinin kullanış biçimin, evet, ses rengin çok farklı. Eyvallah. Hiçbir eğitim almadan bu kadar ruhu nasıl sesine katabildin? Ya çocukluktan beri dinlemiş olduğumuz ustaları farkında olmayarak işlemişiz. Yani biz burada ne yapıyor? Burada nasıl bir nefes alıp da nasıl bir nereyi kullanıyor diyerek değil de dinleyerek ezberlemişiz. Böylelikle de yeri geliyor mesela genizden gırtlak sesini kullanıyorsunuz. Yeri geliyor diyafram sesini kullanıyorsunuz. Yeri geliyor kafa sesinizi kullanıyorsunuz. Hepsi tamamen birleştiği bütün olduğu zaman tam anlamıyla ben sonradan kendimi dinlediğimde ya işte okuyabilmişim diyebiliyorum. Yani bu
tam anlamıyla çocukluktan gelen bir yeteneksel bir şey diye düşünüyorum. Tabii ki şan eğitimleri insana çok şey katar. Ben almadım. Şan eğitimlerimi ustalarımdan aldım. Asıl kişilerden almışsın. Evet, yani. Asıl kökten aldım. Beslendim. Kaynaktan dinleyerek beslendim. İlk başladığım bu türkü söyleme olayına ilk başladığımda, mesela örnek veriyorum, Çekiç Ali Üstad'ın bir türküsünü yorumlarken salisi salisesi durdurarak, işte nerede nasıl bir çarpma yapmış, nereyi süslemiş, bizzat onlara çalışıyordum. Yine aynı şekilde Neşet Usta'nın da öyle. Muharrem Usta çok daha zordur. Tabii naizane dilimiz döndükçe bir şeyler. Tüm ustalardan bir şeyler kapmaya çalışarak böyle bir fark, bilmiyorum farklı mıyım, Duran Alp olmaya çalışıyorum diyeyim. Kütüphanecilik yaptım dedin. Devlet evet. memurluk yaptım dedin. Kütüphaneci arşivciyim ben. Arşivci. Aslında lisansımı onun üzerine okudum. Kütüphanecilik işte mesleği bıraktım dedin. Evet. İçimdeki sanat ruhu canlandı dedin. Evet. Sen de herhangi bir müzik okudun mu yoksa? Müzik üzerine belli bir okul okumadım. 2 yıl devlet memurluğu yaptıktan sonra ben müziğe yüksek lisanstan, biraz daha tepeden hangi üniversite? Giriş yapmış oldum. Sakarya Devlet Konservatuvarı'nda. Ne kadar güzel. Şimdi halen tez aşamasındayım. Şu an sürüyor. İnsanın üniversitesi kendisi aslında. Ben iyi bir üniversite istiyor ise dinleyenler, ustalarımızın bize bıraktığı mirası işlesinler derim. Yoksa şu an günümüzdeki hiçbir üniversitede böyle bir eğitim yok yani. Hiçbir okulda sana nasıl güzel türkü söylenir, nasıl güzel saz çalınır göstermezler. Bu benim naizane fikrim. Kesinlikle ben de bir müzik öğretmen olarak bunu düşünüyorum. Evet. Ama tabii ustalarımızın her biri ayrı ekol, her kesinlikle. Biri ayrı okul. Her biri ayrı bir konservatuvar. Evet. Ama tabii formal eğitim kapsamında da. Bu arada Ahmet sen de konservatuvar okuyordun. Ben lisans son abi benim de. Sakarya'dayım devlet konservatuvarında. Abinin aynı. Aynen. Yani sonuçta konservatuvarlarda işte Neşet Usta'yı, Muharrem Usta'yı, geleneği öğrenemiyoruz belki ama. Evet. Sonuçta şu an siz üçünüz de konservatuvar okuyorsunuz. Abiniz yüksek lisans, sizler lisans. Demek ki bu işin bir yerinde sizin gibi insanların da kanalize olması lazım ki evet. Duran Alp yüksek lisans yapıyorum dediğine göre evet. ve konuşmalarından da anlaşıldığına göre sen üstüne gidersin bu işin. Var mı planların? Tabii ki var. Yani bu işin çok daha iyi yerlerde anlatılmaya, anılmaya ihtiyacı var. Yoksa biz Kırşehir'de zaten Neşet Ertaş çalınıyor, okunuyor. Bunu özellikle tüm dünya duymalı. Özellikle bizim üretimlerimizi de tüm dünya duymalı ki bir tarihe bir not düşelim. Mesela yeri gelmişken şöyle de bir konuya değinmek istiyorum. Her sanatçının illaki bir ekol edindiği bir ustası olur. Bu ta Osmanlı'dan bu günümüze kadar meşk usulü dediğimiz bir sistemle gelmiş gitmiştir. Bir yere gelene kadar bir ustayı taklit edersin, etmek zorundasın. Sıfırdan bir şey üretmenin bir şu an mümkünatı yok. Ben sıfırdan bir yorum üreteyim dersen, affedersin, ağzına bulaştırırsın. Şu an günümüzde mesela yeni bir tarz üretmeye çalışanlar hep ağzını eğiyorlar. Ama belli bir yere gelene kadar tabii ki bir ustayı ekol edinip onu birebir taklit etmek gerek. Biz de onu yaptık. Yapmaya da çalışıyoruz. Özellikle yöremizin, bölgemizin, hatta köyümüzün şu aşağısı, bir daha aşağısı Neşet Ertaş'ın annesinin köyü. Döne annesinin köyü. Biz çocukken yani onun kokusunu oradan alıyorduk. O ustanın birebir taklitini yaparak belli bir noktaya geldikten sonra eğer gölgede kalmak istemiyorsa şahıs biraz şöyle kenara doğru yoluna az bir şey kenardan götürmesi lazım. Bizim şimdi yapmaya çalıştığımız amacımız kendi üretimlerimizle birlikte inşallah biraz daha Üç Alp, biraz daha Duran Alp, Ahmet Alp, bir kıyafet gibi bir şey. Sait Alp olmaya çalışmak. Yoksa gölgede kalanın gölgesi olmaz. Olmuyor. Thank you.
gözü aman ey. Aşağıdan akar çenderin özü, aşkınla ağlattın gelin sen bizim of of. Şöyle duruşun dar, yüz bin kırmızı kırmızı. Alemin ataşana, ataşana of, of. Yaktın sen gelin seyik of of. Mah cemalini görünce titrer kayık vay kayık. Kızılır mı senden ay 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 of. Geçti bir gelir ah ah. Üçalp Geleneksel diye bir kanal evet, ortaya çıktı. Bizim. Çok güzel içerikleri var işte, köylerde evet, geziyorsunuz. Evet. Bir nevi benim teyzelerle amcalarla yaptığım aynı. Senin yaptığın değerli çalışmalar gibi. Çok güzel. Bu konuya geçmeden önce ben şunu da bahsedeyim. Sevgili Müzik Sohbetler izleyicileri, Müzik Sohbetler ismi altında birçok kişi bu programı yapmaya kalkışıyor. Ben çok mutlu oluyorum yani. Çoğalalım. Kesinlikle. İsmi Müzik Sohbetler olur, muhabbet olur, müzikli muhabbet hiç fark etmez. İçinde kültürün, sanatın, müziğin bulunduğu tüm programlar çoğalsın. Çok gurur duydum yani. Hani bana diyorlar ki ya hocam işte şu Burdur'dan, Isparta'dan, Antalya'dan bir çıkamadın gittin, Muğla'dan çıkamadın, işte Konya'ya gelmedin. Ta nereye geldin lan? Tabii ki nasip oldu buralara geldim ama bir kişinin, 10 kişinin yapacağı iş değil. Türkiye'de 81 il var. Kesinlikle. Binlerce köyümüz var ki tabii ki Kırşehir'deki yerel kaynakları, Kırıkkale'deki yerel kaynakları, ne bileyim Yozgat'taki yerel kaynakları sizin gibi genç kardeşlerim ortaya çıkaracak. Eyvallah. Bizim yöremizdeki ben çıkaracağım. Sosyal medyanın gücünü de kullanacağız ki. Evet, işte şu an Kırşehir'in Çiçek Dağı Hacı Zoraklı köyündeyiz. Hepimizin elinde telefon var. Bir paylaşım yaptık mı dünyaya sesimizi duyurabiliyoruz. Umarım sizin de bu çalışmanız sürekli olur. İnşallah. Çok hoşuma gitti. Eyvallah. Ve ben de kendi üstümdeki o
şeyi attım birazcık. Ya bakın işte kendi yörelerinde Seyit Alp, Duran Alp, Ahmet Alp, Alp kardeşler de başlamış. Belki yarın bakarsınız Trabzon'da bir genç başlar. İnşallah. Yarın bakarız Doğu'da başlar. Trakya'da başlar. Yoksa tabii ki benim hayalim tüm Türkiye'deki yerel müzikleri öğrenmek, dinlemek, kayıt altına almak. Evet ama bu insan hayatında mümkün olabilecek bir şey değil. Kesinlikle. O nedenle tebrik ediyorum. Bu süreç nasıl başladı? Onu da anlatırsanız sevinirim. Bu süreç Ahmet anlatsın istersen. Evet, o Ahmet çok sessiz. Evet. Normalde benim kendi şahsi kanalımda abi ismime. İşte oradan daha öncesinden videolarımı falan paylaşıyordum. Sonrasında zaten Üçalp olarak kendi müzik kanalımız olduğu için kendi eserlerimizi, kendi icralarımızı oradan paylaşmaya başladık zaten. Benim kanalımda biraz hani ufak tefek yürümeye başladı. Sonrasından dedim, abi dedim neden hani biz de ufaktan böyle yöremizdeki insanları benim kanalıma hani videosunu çekip klip olarak yayınlayalım dedim. Abi neden olmasın dedi. İsmini falan düşündük. Direkt geleneksel geldi aklımıza. Üçalp geleneksel diye. Öyle başladık. Bu pandemi sürecinden dolayı biraz yavaş ilerledi tabii. Daha güzel fikirlerimiz vardı aklımızda. Güzel bir kanal oldu. İşte yeni yeni de insanlar görüyor. Güzel yorumlar da geliyor abi ufak ufak. Yani herk videosu var. Motorla nasıl su çekilir var. Biçer döver nasıl yakın biçiyor var. Yakın zamanda da paylaşacağız inşallah. Biçer biçme videomuz hazırda evet. Bekliyor şu an. Mavilim herk ediyor. Her yine terk ediyor. Her gün başını yesin yarım elden gidiyor. Her gün ne herk kelimesinin herginin ne olduğunu söylemiyoruz. Bu da sürpriz olsun. Sizin video ne zaman çıkacak? Ama o biçme videosu, biçer biçmesi. Her var, videosu var. Ha, her videosu var. O zaman her gün ne olduğunu Üçalp geleneksel kanalından bulabilirsiniz. Evet. Çünkü bana da hep soruyorlar. Mavilim, mavişelim, tenhada buluşalım. Mavilim, Ortadoğu türküsündeki öğrenciler özellikle soruyor. Hocam mavilim her gidiyor, her günü terk ediyor. Her gün başını yesin, yarın elden gidiyor. Oradaki herk nedir diyorlar. Evet. Diyorum araştırın öğrenelim. Evet. Evet. Bunu da söylemiyorum. Üçalp geleneksel kanalından her gün ne olduğunu öğrenelim. Bizzat uygulamalı olarak öğrenirler evet. Hatta. Yarın bir gün sınavda çıkar, KPSS'de çıkar, üniversite sınavında çıkar, lise sınavında çıkar. Geçmişimizin, geçmiş kültürümüzün sözcüklerini ve geleneklerini de öğrenmek adına gerçekten müthiş bir çalışma. Eyvallah. Eyvallah. Evet Seyit Alp. Senin kanalın var mı, kendi kanalın? Var abi, ben de Seyit Alp adında. Sen neler yapıyorsun kabak keman ile ilgili? Şöyle, yöremiz yine keman ustalarından, Seyit Usta'nın eserleri olsun. İşte duyduğumuz, dilimizin döndüğü eserler olsun. Böyle yöresel çalıp, kendim tekli olarak öyle okuyup paylaşıyorum orada. Ne kadar güzel. Şimdi paylaşma dedin de, sizin ne güzel, çok güzel videolarınız var YouTube'a yansıyan. Fakat bunun, bu işin bir mutfağı var. Kesinlikle. İşte videoyu çekerken mikrofon koyuyorsunuz, kamera koyuyorsunuz. Bakıyorum kemanede başka mikrofon, bağlamada başka mikrofon. İşte ya da bazen bağlamayla vokal yan yana oluyor, tek mikrofon alıyor. Evet. Hepsini ben didik didik izliyorum ben sizi. Evet, fark ettik. Bu süreçteki teknolojik olarak işleri de kendiniz yapıyorsunuzdur marketimiz gibi. Aynen. Bu süreçten kim bahsetmek ister? En çok acaba en küçüğünüz Seyit? Şimdi şöyle söyleyeyim. O mu görev alıyor? Genelde en çok görevi şimdi Ahmet abim alıyor. Evet. Şöyle işte video çekim birleştirmedir, mix master'dır, işte ses düzenlemeleridir falan. Ben bir şey söylemeyeyim, o anlatsın işte. Evet. Abi ilk olarak şöyle başladı. Biz bu videoları normal telefonla çekip paylaşıyorduk. İşte sonradan bu tabii müziğin içerisindesin. Sesi birazcık daha kaliteli hani duymak istiyorsun her türlü. Dedik bir ses kartı alalım, başlayalım ufaktan. Ben de o ara işte program falan kullanıyordum ufak tefek. De ses kartı yoktu tabii. Aldık öyle evde falan bir kayıt yapmaya başladık. İşte normal kendi şey kulaklığıyla yapıyordum. Telefonun kulaklığıyla yapıyordum. Arabaya atıyordum. Arabaya atıyorduk, bir uğultu geliyordu abi. Gidiyordum, geri basları alıyordum, tizleri açıyordum falan, dengeliyordum, olmuyor. Referans monitör olmayınca 2-3 ay ondan uğraştım arabaya abi. Arabaya gidiyorsun, dinliyorsun, geliyorsun, bir daha yapıyorsun, bir daha gidiyorsun. Da kendinden karakterli olduğu için. Dedik, evet. Bu böyle olmayacak. Abim dedi, bunu dedi, ne durduruyorsun, sat dedi, bu bize yar olmayacak dedi. Ondan sonra abi dedim. Aldık 2 ay bir şey atamıyoruz. Okuyoruz, mixini beğenmiyoruz, yapamıyoruz. Yani öğrenme aşamasındayız herhalde. Ondan sonra kulaklık aldık abi işte. Kulaklıkla başladık. Sonra doğaya
Zaten o arada doğaya gidip çekiyor. Ondan önce bir türkü, Neşet Usta'nın bir türküsünü okuduk. Ahmet bir şeyler yaptı, bir mix, bir şey, master yaptı. Abi şunu bir dinle dedi. Kulağıma taktım. Beni bir ağlama aldı. Kendi yaptığı kendi gibi. Sesimi şeyde duyuyorum ya stüdyoda. Evet. Böyle işte reverb'lü güzel bir equalizer'la yapılmış. Beni bir ağlama aldı. Birbirimize baktık, bakıştık, ağlaşıyoruz. Herhalde bu iş tamam olacak dedik. Öylelikle. Sonra işte doğada başladık abi. O zaman tek mikrofonla çekiyorduk. Ses kartı kuruyorduk. Bilgisayarı götürüyorduk işte doğaya, kuruyorduk. Ortaya koyuyorduk kondenser mikrofonu. Ortasına oturuyorduk. Öyle öyle derken işte kayıtlarda zaten kulak doymuyor abi. Nereye kadarsa nereye kadar giderse gitsin. Sözünü unutma kardeşim. Kondenser mikrofon dedin, evet, değil mi? Evet. Kondenser mikrofon derken şöyle büyük bildiğimiz stüdyo mikrofonları var. Geniş diyafram. Yani sesi genişten alıyor. Evet. Ben de yeni öğreniyorum. Bir çıtırtıyı bile alıyor ya. Burada, örnek olarak. Yok bir, hani şey anlamda diyorum. Hani Türkçe kelimeler. Aynen. Çocuklar falan izliyor. Doğru. Böyle şey yapsınlar diye ya, bazen. Şu boyutta böyle büyük bir stüdyo mikrofonu ve çok kaliteli geniş, bir ses alımı şöyle, olmuş oluyor. Zaten biraz evvel çaldıkları eserlerde de o mikrofonları görmüş oldunuz. Kondenser mikrofon dedikleri o arkadaşlar. Evet. Kondenser. Kondenser. İşte öyle yapıyorduk. Sonrasında tabii saz çalıyoruz. Bir şekilde bir şey karşıya gidiyor. Ama tane tane olmuyordu. Birazcık böyle çok mono geliyordu her şey abi. Hani işte kemaneyi ayrı duymak istiyorduk. Bağlamayı ayrı duymak istiyorduk. Ondan sonra teknolojiyi biraz daha arttıralım dedik. Mikrofon falan şey yaptık. Ses kartı da iki kanallı olduğu için iki mikrofon kullanabiliyorduk bir ara. İşte kabak kemaneye veriyorduk bir tane enstrüman, dinamik mikrofon. Biz de abimle az önce dedin ya. Yakın. Kemane biraz uzaktan. Evet, aynen. Ondan sonra işte yine senin kullandığın bu aleti aldık abi. Şimdi üç mikrofonu ayrı ayrı alıyoruz. Şu an daha kaliteli bir sound oldu diğerlerine göre. O şekilde gidiyor. Görüntü olarak da telefon kullandık bu zamana kadar abi. İşte görüntü düzenleme vesaire onları da telefondan yapıp sesle birleştirip zaten hücum çaldığımız için o anı aynısını birleştirip şu ana kadar böyle gidiyor işte abi. Gerçekten harika. Alp kardeşlerin anlattığına göre de artık bir müzisyen aynı zamanda bir teknoloji uzmanı. Aynı zamanda bir sosyal medya danışmanı. Evet. Yani siz, bu gereklilikler var işte mix mastering. Biz bilmezdik örneğin şimdi ben bile az birazcık öğrenmeye başladım. Evet. Ben de düz kafa dinlerdim. Şimdi dinlerken ya basları biraz kısık olsa bir reverb'ı fazla olmuş. Ben de böyle dinliyorum. Ki bu da bize teknolojiye uyumluluğumuzu. Şimdi bir müzisyen sosyal medya kullanmıyorsa ya da sosyal medyayı takip etmiyorsa. Yarımdır. Yok. Aynen evet. Kesin yarımdır. Hele ki genç müzisyenlerde. Hazır yeri gelmişken de müzisyen olan kardeşlerimiz işte bana da çok mesaj geliyor. Ya hocam geçen bir teyzenin sesini koymuşsunuz. Çok güzel yankılı yapmışsınız. Nasıl yapıyorsunuz gibi. Bunları programlardan yapıyoruz arkadaşlar. Ben çok amatör düzeyde yeni başladım. Yani çok çok amatör düzeyde. Cihaz reklamına girmesin. Gözüküyorsa eğer Zoom H6 ile çekiyorum ben. Zoom H6 ile çekiyorum. Tülü mülü mikrofonlar var ya benim. Buna 4 tane mikrofon giriyor arkadaşlar. 3 Alp Kırşehir'in Çiçek Dağı ilçesi Hacı Duraklı köyünde evlerinde eskiden ahır olarak kullandıkları ama şu an mükemmel bir akustiği olan yerde Zoom H6 ile tüm kayıtlarını yapmış. Evet. Ve şu an albüm olarak tüm dijital platformlara sunmuşlar. Evet. Yani bir 20 yıl 30 yıl önce geriye gitseydik arkadaşlar Kırşehir'in Hacı Duraklı köyünde nereye kayıt yapabiliyorsun? Evet. Nereye mix mastering yapıyorsun? Nereye internete bunları koyabiliyorsun? Kesinlikle. Yani bunlar aslında bize fırsat eşitliği sundu arkadaşlar. Biz müzisyenlere Türkiye'nin neresinde yaşarsan yaşa, sosyal durumun ne olursa olsun işte ufak tefek küçük bütçelerle yani küçük derken çok da küçük değil ama sonuçta siz de eminim ki yemeği yani içmemiş bir, bu cihazlar almışsınız. Bir albüm yapmaya kalksan çok çok daha büyük meblağlar konuşulur ama bu onların yanında çok küçük bir bütçeyle alınabilecek bir şey ve albüm ben biraz evvel konuştuk sözünü yine balla kesiyorum. Albüme emeği geçen bir abimiz var. Onu da buradan söyleyelim. Şakir Ozan Uygan bizim perküsyonistimizdi. Perküsyonlarımızı çaldı. O da Antalya'dan zaten tanışıyorsunuz. Evet, Şakir'e de buradan selamlar olsun. Selamlar olsun. Şakir, mixlerimizi selam olsun. Ahmet yaptı. Albümdeki tüm mix 7 eserin 7'sinde mixini, editini Ahmet yaptı.
mastering tabi başka bir yere gönderdik. Editlik bir durum var mıydı? Yoktu. Ufak tefek vardı. Yoktu da. Yok da denilebilir. Yani hücum kayıt biliyorsunuz böyle oturduğunda nasıl çalıyorsan o anki duyguyla karşıya hissettirebilmen için önemli bir olay. Size de geliyordur mesajlar. Bana da geliyor. Yani ekipman almak gerekiyor. İşte telefonla video koyduğunda bazen yani işimiz müzik olduğu için karşı taraf işte hışırtı oluyor, çatırtı oluyor ya da dış ses oluyor ama evet. Ben herkese öneriyorum. Müziğin bir mertebesi yok. Kesinlikle. Hepimiz ustaların izinden gitmeye çalışan insanlarız ki evet. Gidebiliyorsak da ne mutlu. Ben çıkıp buraya kadar geldiysem hem sizden bir şeyler öğrenmek için hem eyvallah. Ustalardan bir... Sizler de tabii ki genç ustasınız. Kesinlikle. Aynı yolun yolcusuyuz. Kesinlikle. Ben diyorum ki artık sosyal medya var, internet var, fırsat eşitliğimiz var. Çalan söyleyen herkes paylaşsın. Evet. Herkes evet. paylaşsın. Ne kadar kötü olabilir ki? Ne ya müzikle uğraşan adam ya da adam derken müzikle uğraşan insan ne kadar kötü çalabilir, ne kadar kötü söyleyebilir? Aynen. Yani şu an yeni gençlerde ben bakıyorum. Çocuk bağlama kursuna gidiyor. 9 yaşında. Bu anlattığım gerçek. Yani bağlamada 3-4 tane türkü öğrenmiş. Hani tın tın çok tatlı tatlı çalar ya çocuklar. Hocam diyor YouTube kanalı açtım diyor. Abone olur musunuz diyor. Ya kardeşim diyorum sen daha bu şey yeni başladın. Hayır hocam diyor ben diyor YouTube'a koydum diyor. Beni diyor 1000 kişi izledi diyor. 700 kişi takip ediyor diyor. Ben diyor bu vesileyle diyor YouTube kanalımı geliştirmek için diyor sazımı geliştireceğim. Bir ay sonra göreceksiniz daha iyi türküler koyacağım. Şu an 5 türkü çaldım diyor. Bu da çok güzel bir şey. Tabii ki çok hani insanlar güzel. Kendilerini izletebilmek için çalgı çalışmaya başlayan çocuklarımız evet. var artık. Evet. Çünkü önceden nereye albüm yapıyorsun da YouTube'a koyuyorsun da Üç Alp kardeşler oho ya da Emre Dayıoğlu. Köyde geçi güderdik. Kesinlikle. Gidiyoruz yine gidiyoruz ayrı mesela. Tabii biz bunları de, yapmamız biz de, lazım. Toprakla içeceğiz. Aynen toprakla içeceğiz ama yine de sesimizi bütün dünyaya siz de ben de bizler de duyurabildik. Şehrinin gülleri biter. Aman aman, selam aman 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 beyanım aman. Şahit dalında bülbüller öter, gülüm aman aman, selam aman 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 beyanım aman. Atladım dağdan da boynumda yaprağı. Kız ben senin almadan girmem para Güzelleri çok olur kendilerine yeter.
için üç ab kardeşlere, sizlere evet, ve kıymetli ailenize teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki bu sohbeti dışarıda yapalım ama dışarıda biraz rüzgar olduğu için sese hışırtı girecek diye, buranın akustiği güzel diye yapma kararı aldık. Sizlere çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Bu arada Ali kardeşimiz de geldi abi, ona da teşekkür ederim. Çok mutlu etti abimiz aynı şekilde. Eyvallah. Evet, Ahmet'in de söylediği gibi Serhat Ulaşkan abimiz sağ olsun. Kırıkkale ve Kırşehir civarındaki bütün müzikli sohbet çekimlerinde. Ya, müzikli sohbet çekimi bahane. Biz kendi aramızda sohbet ediyoruz. Öyle. İzleyiciler de umarım yani ne denir ona? Keyifle izlerler. Affola diye yani. He. Yanlış bir şey yaptıysak. Sürçülisan ettiysek. Ettiysek affola. Serhat abimiz, Serhat Başkan abimiz sağ olsun var olsun bir nevi danışmanlık yapıyor. Yani abi diyorum şuraya gidebilir miyiz? Abi şu ustaya ulaşabilir miyiz? Çat hemen problem çözülüyor. Kendisinin de Bir Bozlak Hikayesi isimli kanalı var Ali Şahin'le birlikte. Yanımızda da Ali Şahin var. Bıkmadan, üşenmeden beni gezdiriyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir de aynı zamanda adamlara kameramanlık yaptırıyorum. Şu an kameranın birini Ali çekiyor, birisi de Serhat abi çekiyor. Sağ olsun, var olsunlar. Tabii ki hepinizi Antalya'da bekliyorum. Ona i̇nşallah, göre. İnşallah. Gerek konser aramız, olur. Aramız yakın zaten. Ben Afyon'dayım evet, abi. Gelir giderim. Ben seni bulurum. Gelirken uşağı toplar gelirim. Vallahi çok iyi olur. Bir de sizin gibi gençlerin müthiş bir örnek vazifesi var. Siz de bunun farkındasınız. Ben onu gözlerinizdeki o güzel ışıltıdan hissettim. Yanlış anlamayın, ben sizden büyüğüm. Bir de öğretmen olduğum için. Yani o mütevazılığınız, o iddiasızlığınız, yani ustalardan aldığınız bayrağı siz de taşıyorsunuz. Eyvallah. Yapabiliyorsunuz. O kadar güzel bir örneksiniz ki. Sesiniz, sazınız, avazınız, insanlığınız, dostluğunuz var olsun. Programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. İyi ki geldiniz. Eyvallah. Emre Dayıoğlu ile Müzik Sohbetler programının bu bölümünde üç alp kardeşlerin Kırşehir Çiçek Dağcı Duraklı Köyü'ndeki evlerine, hanelerine, aşk hanelerine konuk oldum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Umarım siz de bu sohbetten, müzikli sohbetten keyif almışsınızdır. Her müzikli sohbet programında söylediğim gibi müzikli sohbet programı herkes açıktır. İlla saz çalmayan, illa türkü söylemesi gerekmez. Kültüre, sanata, müziğe kendini adamış, büyükten küçüğe herkes müzikli sohbet programının konuğu olabilir. Saygılar, sevgiler. Abo kuzuma. Abo kuzuma. Ah!